Vallahi Hacit, maşallahın var ha. Bakayım, nabız da yerinde. Yırttın sen, yırttın. İyiyim, iyiyim. Yalnız o bu değil de senin burada yatman asıl dayına yaradı. Aa, ne alaka ya? Oğlum bak, benim burada çalışan bir iki tane sekreter arkadaşım var. Gayet de güzeller. Hatta onlardan çok daha güzel, böyle illik seviyesinde iki tane daha arkadaşı var ya. E oğlum kısmet bu, belli mi olur? Tıslarsın işte ya. Durmayın. Ay pardon canım. Öyle mi Emir Bey? Hı? Ya Miloş'um, ben Cano için söylüyorum. Benim durumum belli ya. Ya yok yani, ben çok bir şeyim yok yani. Bir şey yapmıyorum yani. Nasıl şey yapmıyorsun? İlgilenmiyorum diyelim Emir'ciğim. Allah Allah. Sebep? Canım istemiyor Emir, canım istemiyor, canım. Bırak be. Ben var ya, bunun triplerini biliyorum. No manita no durdur, gezeyim fıldır fıldır falan. Oğlum, karşına bir fırsat çıktıysa değerlendireceksin be. Open your eyes ya. Haksız mıyım Erim? Haklısın abi. Bak, yeğenim bile biliyor bu işleri be. Tüh. Ya bir şey söyleyeceğim. Belki Emir haklıdır. Ay nasıl haklıdır Emir acaba? Belli mi olur? Belki aramızdan biri buradan hayatının aşkını bulacak. Kim, ben mi? Yok canım, olur mu öyle şey? Mümkün mü? Ya belki de ablamdır. Ya düşünsenize, böyle çok yakışıklı bir beyin cerrahı ameliyat kıyafetleriyle içeri giriyor. Sonra ablamı görüyor, aşık oluyor. Sonra evleniyorlar, çocukları falan oluyor. Doktorlar canım, sen çok fazla doktorlar izlemişsin. Ne arasın burada beyin cerrahı? Çocuk karnından vuruldu be. Beyin cerrahıymış. O dediğin Doktor Levent, onun da neler yaptığını gördük dizide. Bu yaz gene başlar, izleriz. Sen istemez misin ablacığım öyle bir şey? Olabilir, tabii. Niye olmasın? Cerrah sonuçta. Hı. Ha, olabilir yani. İnşallah olur ya. İnşallah. Ne yapacağım? Oo. Burası fazla kalabalık olmuş gençler. Hadi gidin birer kahve için. Hadi bakalım. Merhaba. Merhaba. Erim içeride mi? Yani Ender falan yok değil mi? Kimse yok. Herkes yemeğe gitti. Peki bundan sonra hep böyle mi olacak? Nasıl yani? Yani ben kimse yokken mi gelebileceğim? Kimse olmasın dedin. Evet dedim çünkü. Sen beni onlara karşı korumuyorsun ki. Ya benim karıma bu lafları söyleyemezsiniz demiyorsun. Arkamda durmuyorsun. Yıldız, bir kişinin yanında duruyorum. O da oğlum Erim'in. Kimsenin tarafında da değilim. Bugün burada kendimi ne kadar değersiz hissettim, senin haberin var mı? Biz şimdi bunları mı konuşacağız? Hiç konuşmayalım o zaman, hiçbir şey olmamış gibi davranalım. Çözümün bu yani. Bak, çözülmesi gereken bir şey vardı. Onu da çözdük. Annen gitti. Bundan sonra sorun olacağını sanmıyorum. İyi, tamam. Beni görmek ister misin? İstiyorum. Gel. Erim, iyi misin? Merhaba Yıldız abla. Ay Erim, beni çok korkuttun. Biliyor musun, biz evde senin odanı düzenledik. Aysel'le beraber plaklarını isimlerine göre dizdik. Hani sen hep istiyordun ya. Sıtkı abin de yardım etti. Zahmet etmişler. Yok yok, zahmet olmadı. Herkes çok severek yaptı. Ya o yüzden demiyorum, geri dönmeyeceğim eve. Ama ben eve çıkacaksın diye düşünmüştüm. Eve çıkacağım. Ama babamla konuştum. Annemlerde yaşamak istiyorum artık. Erim, sen önce bir hastaneden çık. Sonra bunları uzun uzun konuşuruz oğlum. Sonra konuşulacak bir şey yok baba. Eğer oğlum korku için yaşamasını istemiyorsan ona izin vereceksin. Ay neyse canım, siz baba oğul kendi aranızda konuşursunuz. Ev nasıl olsa senin evin, istediğin zaman gelirsin. Bir daha gelmek isteyeceğimi zannetmiyorum. Belki de başka eve çıkarız. Hiç gerek yok. Yani başka eve taşınsak ne olacak ki? Ben dayım ve annemle yaşamadığım sürece. Doğru Erim'cim, sen de haklısın. Kimler gelmiş? Zahmet olmuş Yıldız'cığım.
Biz çıkarken gelseydin erimi görmeye ama sen tabii sosyal hayatının ödün de veremezsin. Öyle bir şey yok. Ben sabah da geldim ama içeri giremedim. O kadınla gelirsen giremezsin tabii. Hangi kadın? Yıldız annesini de getirmişti bugün. Osman Hanım burada mı? Hayır hayır gitti. Sen merak etme çocuğum. Merak etme yavrum. Neyse Erimciğim ben kalkayım artık. Geçmiş olsun. Aşkım. Benim kafamı karıştırmamalısınız. Kafa karışıklığı bazen iyidir Yıldız. Yani böyle bir durumda iyi mi kötü mü onu bilemiyorum. Düşündüklerini dürüstçe benimle paylaştığın için sana teşekkür ederim. Samimiyetin benim için çok önemli. Size karşı yani duygularım da var. Yalan söyleyemem ama yani ben bunu yapamam. Niye? Ben macera yaşamak istemiyorum. Ben evlenmek, yuva kurmak, çocuklarım olsun istiyorum. Bize bol şans ve mutluluk getirsin. Bu çok güzel. Senin yanında biraz sönük kaldı galiba. Çok güzel. Sen harika bir kadınsın. Ya çok tatlısın. Sen de. Ben bir börek rica edeceğim, bir de çay. Doktor Levent yok muymuş? Nöbette. Senin de o Emir'in bahsettiği kızlar gelmedi herhalde. Aman sen de hemen her şeye inanıyorsun be Zehra. Şaka yaptım ben ya. Ben de şaka yaptım. İyi. Bir şey içer misin? Yok. Yok. Yani ayrıca istiyorsan öyle başkalarıyla da görüşebilirsin. Sonuçta biz birbirimize bir söz vermedik. Ha iyi tamam ben anladım. Ne anladın Caner? Ya işte sen düşündün taşındın bizim bir ilişki yaşayamayacağımıza karar verdin. O yani. De ben öyle demek istemedim ki. İyi de yani birbirimize bir söz vermedik dedikten sonra ben ne anlayacağım? Ya ben sevgili değiliz anlamında dedim onu ya. Neyiz peki? Neyse Zehra'cığım bence yani zorlamayalım istersen. Hem bak etrafımızdaki insanlar da bizim asla birlikte olabileceğimize ihtimal vermiyorlar. Yani bence sen de ne istediğini tam olarak bilmiyorsun. Kafan karışık yani. Belki de Lila'nın dediği gibi hayalindeki bir doktor ama ben değilim. Bunlar nereden çıkıyor ya? Zehra'cığım bence sen önce benimle bir ilişki yaşayıp yaşamak istemediğine karar ver. Tamam mı? Yani senin için sevgili değiliz. Arkadaştan bir tık öteyiz ama ilişkiden epey uzağız.
Ya ben böyle sadece tamam, bir... Tamam tamam Zehra'cığım. Yani istemiyorsan zorlamayalım. Yani ben zaten olmayacağından adım gibi emindim. Arkadaş kalırız ya, sorun değil, boş ver. Çay hazır mı acaba? Ben Erim'in yanına gidiyorum. Görüşürüz. Ama ben öyle demek istemedim ki ya. Bir soğuk su alayım o zaman ben de, ne yapayım? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.